Ah. Ben çok içtim sabahtan beri. Oturalım mı biraz? Adana'sı. İyi. Mustafa denen herif daha rahatsız edemeyecekmiş. İyi, en azından bir beladan kurtuldu başı. Yani darısı öteki bela dayısının başına. Erlen nasıl? Uyuyup uyanıyor. İlaç falan veriyorlar. İyi yani. Abi, ben bu kızın canına kastettiğine inanmıyorum. Saçmalama oğlum ya. Kız niye yalan söylesin? E kız sana kafayı takmış. Yani seni elinde tutmak için her şeyi yapar bu kız. Oğlum daha bu sabah yoğun bakımdaydı ya. Ben gördüm ne halde olduğunu. Ölümden döndü kız. Ben ona bir söz verdim Fırat. Çözümü tutmayınca da ne olduğunu gördüm. Onun yanında olmak zorunda. Efendim? Alo abi. Neredesin Yusuf? Saat kaç oldu? Abi ben bugün gelemeyeceğim ya. Benim bir arkadaşım var, hastaneye kaldırıldı. Başında bekleyecek kimsesi de yok. Bugünlük beni idare ediversen. Benim haftalıktan kesersin, olur mu? Bu aralar işi çok aksatmaya başladı Yusuf. Bu hafta kaçıncı oğlum? Biliyorum abi de ya bu özel bir durum şimdi. Arkadaş burada, durumu da biraz ağır. Yani... Alo. Yusuf? Ya ulan bir kere de zamansız bitme ya. Bir kere de zamansız bitme oğlum ya. Geçmiş olsun. Merhaba. Merhaba. Şarj aletiniz var mıydı acaba? Ay yok maalesef. Refakatçi olarak siz mi kalacaksınız? Adınızı yazdırayım. Geldiğinden beri birçok kişi aradık ama sizden başka gelen olmadı. Ben kalacağım. İsmimi yazabilirsiniz. Yusuf Eren. Tamam. Tekrar çok geçmiş olsun. Nasıl oldun? Daha iyi misin? İyiyim. Yusuf. Eğer burada kalmak istemezsen kızmam sana. Kimse zayıf karakterli biriyle olmak istemez. Baksana. Her daraldığımda ölüme kaçmaya çalışıyorum. Eğer bir daha bırakacaksan... tutma elimi lütfen. Ben ona bir söz verdim. O da bana inandı. Tuttu elimden. Atlamadı. Ne sözü? Ona yardım edeceğimin. Onu hiç yalnız bırakmayacağımın sözü. Ev kız bana inandı. Beni dinledi. Teşekkür ederim. Bugün için çok teşekkür ederim Rüzgar Bey. Ne teşekkür abi? Yani ben bir şey yapmadım. Siz zaten suçsuzdunuz. Olsun, sonuçta uğraştınız. Oo.
Büyük patron teftişe gelmiş. Babanız o mu? Yıldırım Bey. Ben gideyim Rüzgar Bey. Ben hemen geliyorum. Sen de bir şey konuşalım. Bekle. Tamam. Tamam. Ya biliyorsun Nihal'i. Kusura bakma. Ben mutlaka telafi edeceğim. İyi günler. Hayırdır bebeğim? Evde sorun mu var? Nihal yine yardımcı kıyımı yapmış evde. Sultan Hanımlar da izinde memlekette. Sen idareten buradan bir eleman gönder. Akşam kriz çıkmaz. Ayarlarız baba. Annem bunu alışkanlık haline getirdi. Bence bu sefer kendi sorunu kendi çözsün. Sen yolla birini. Daha önce de yolladık mecbur kalıp. İnsanlar ağlaya ağlaya geri geldiler. Ben personelimizden birini gönderemem. O kadar uzun boylu değil. Burada çalışanlar aynı zamanda benim personelim. Tamam baba. Bak bakayım bir. Sen. Gel. Ada olmaz. Adaya burada ihtiyacımız var. Yani işlerimiz aksar. Senin adın Ada mıydı? Evet. Bence çok uygun. Bizim evde çalışmak ister misin? Olur. Çalışırım. Bence evde rahat edersin. İyi olur senin için. Sen bugün epeyce hırpalandın Ada. Bence gerek yok böyle bir şey. Yani önemli değil. İş olduktan sonra ben her yerde çalışırım. Severim böyle işten kaçmayan elemanları. Çocuklar, ben pek iyi değilim. Eve gideceğim. Tamam baba. Sen geç. Ben götüreyim seni eve. Hem evin hanımıyla da tanışırsın. Baba... Rüzgar Bey, gerçekten önemli değil. Hem siz benim için o kadar şey yaptıktan sonra bu hiçbir şey. Lütfen. Hadi. Tamam. Siz geçin lütfen. Geç. Hadi dinlen sen baba. Bakalım bu saf kız kaç saat dayanabilecek? Hiç bana sıra gelmiyor ki zaten. Hep diğer kızların bir sorunu var, bir problemleri var. Hep onlar öncelikli ya. Çiçek. Dışarı çıkalım mı? Niye? Giyindin, süslendin o kadar. İmaj falan da yeniledin. Yani boşuna gitmesin, burada oturarak kök salma. Nereye gideceğiz peki? Senin bu tarzına uygun bir yer aklıma aslında geliyor ama... Bekle burada, ben de hazırlanıp geleyim. Tamam. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk canım. Yeni yardımcın. Bakalım sana kaç gün dayanacak. Aşk olsun Yıldırım. Gören de beni geçimsiz, huysuz bir kadın sanacak. Ben odama çıkıyorum. Bir duş alacağım. Sen kızı sorguya çekeceksindir. Bir günden fazla zorlama olur mu? Kahveni odana yollatayım mı? Gerek yok canım. Ben senin yanına ineceğim. Gel benimle. Demek seni layık gördüler bana. Adın ne senin? Ada. Yeni gelin gibi kırıtmana gerek yok. Konuşurken yüzüme bak. Evet, dinliyorum. Bakım evinde çalışıyorum ben. Yardıma ihtiyacınız varmış. Ben de geldim. Gelirsin tabii. Evi rahat zannedersiniz önce. Şöyle ortalıkta iki dolanıp etrafı toplayınca mesai biter diye düşünürsünüz. Ama ben o bakım evindeki yaşlılara benzemem. İki gülücükle kandıramazsın beni. Neyi yanlış yaptığını anında görür, o saniye yüzüne vururum. Şimdi eğer bana göre değil diyorsan hiç benim asabımı bozma. Geldiğin gibi çek git. Ben işten kaçmam. Elimden gelen her şey... Tamam.
Uzatma. Gözüm üstünde. Gel benimle. Onu ben mi getireceğim? Ha. Geldim. Akşamüstü çayımı içerim. Bu maça çayı. 5 civarı hazır et. Kıvamına dikkat et, sakın acı olmasın. Sabahları yeşil çay içerim. Eğer uykumu alamamışsam, ki bu senin için hiç iyi bir şey değil, papatya çayı getireceksin. Öğlenleri zaten beyaz çay içiyorum. Unuttum yok, karıştırdım yok, geciktim yok. Unutmam. Tabii efendim diyeceksin. Arkadaşın mıyım ben senin? Temizlikle başlarsın, sonra yemeği yaparsın. Sakın iki kere seslendirtme beni. Çamaşırla ütüyü de yarın halledersin. Tabii efendim. Gereksiz konuşan insanları sevmem. Derdini, sıkıntını buraya getirme. Mesai saatlerinde telefonla konuşmayacaksın. Ayrıntılara çok dikkat ettiğim için her şeyin mükemmel olmasını isterim. Sakın benim kararlarımı sorgulama. Yarın da saçın başın toplu gel. Sana baktıkça içim kararmasın. Ha, akşam aile yemeğimiz var. Her şeyi hazırlat, öyle çık. Kıyafetler koridorun sonundaki odada. Başla hemen. Hepsi niteliksiz bunların. Hepsi. Ne kadar çok çay varmış. Benim yüzümden işe gidemedim. İzin aldım. Sen düşünme bunları. İyileş bir an önce. İyi ki varsın. Ben bir saat gidip geleyim. Üstümü değiştiririm, bir duş alırım. Hem telefonun şarjı bitti, onu şarj ederim. Tek başına idare edebilirsin değil mi? Ederim. Git sen. Yusuf. Şu kız. Ada. O kız sana çok tutunmuş. Seni kahramanı falan gibi görüyor galiba. İyiliğini yanlış anlayabilir. Hayaller kurabilir. Bence ondan uzak durmalısın. O çok naif bir kız. Üzülmesini istemezsin. Değil mi? Ben de istemem. Hayal kırıklıklarını taşımak zordur. Daha ne anlatayım? Ya bildiğin gibi işte. Rüzgar Bey'in annesi nasıl biri? Ne diyeyim? Tanımam etmem. Ama iyi biri gibi işte. Bakımlı, güzel bir kadın. Sinirli gibi ama. Rüzgar Bey'e hiç benzemiyor. Bak kuzum, sana bir şey söyleyeyim. Ne olursa olsun o kadının gözünün içine bak, ne derse yap. Çünkü o evde onun sözü geçer. Niye abla? Yıldırım Bey'in ikinci eşi. İkinciler kıymetli olur. Rüzgar'ın annesi de o. Mert Bey? O ilk eşinden. İlk eşi öldü mü? Ay ne bileyim canım. Kız
daldın gittin yine. Şişt. Bir çay daha söyleyeyim mi? Kızım bak, paran yoksa bende var. Buranın tostu çok meşhurdu. Söyleyeyim bir tane, hadi sen yiyelim. Yok abla, bende de var. Çayları da ben ödeyeceğim. Nasıl var ya? Dayın hala paranı el koymadı mı? Koymadı. Allah Allah canım. İstanbul'u gelince adamın huyu mu değişti? Keşke şimdi gelse. Biraz oturup konuşurduk. Onu çok özledim. Yare doğru uçmak ister. Alev almış kalbi kordur. Kanadından vurmuşlar. Şimdi uçmak ne de zordur. Kanadından vurmuşlar. Şimdi uçmak ne de zordur. Vazgeçtim iş insanlar. Ölümün o yardan olur. Kordur sönmez bu yüreği, ona bir yar çare bulur hey. Kordur sönmez bu yüreği, ona bir yar çare bulur hey. Bu ne derin bir yaradır. Dikiş tutmaz, deva bulmaz. Yarın gitti ah Sıla'ya. Şimdi ne yapsam yeri dolmaz. Kaptan, açsana kapıyı. Yarın gitti ah Sıla'ya. Şimdi ne yapsam Ada. Yeri dolmaz. Yusuf. Sarılınca geçti. Sen bugün bana bir şey söyleyecektin. Ha, ben o yüzden geldim. Seni bekledim. Ne diyecektin? Unuttum. Yürüyelim mi biraz? Olur. Haksızlığa, iftiraya uğramak ne kadar zormuş. Suçsuz olduğunu anlatmak için çabalamak ne zormuş öyle. Oradayken sanki suçsuz yere hayatımı ellerimden alacaklarmış sandım. Sesimi kimseye duyuramayacağım diye çok korktum. Neyse. Geçti gitti hepsi işte. Geçti gitti. Ama ben böyle anlattıkça sen üzülüyorsun. Daha anlatmayacağım. Bir oyun oynayalım mı? Oynayalım. Nasıl? Ne oyunu? Bu oyunun adı geçmiş farklı olsaydı. Peki nasıl bir oyun bu geçmiş farklı olsaydı oyunu? Biz ikimiz farklı insanlarız. Mesela ben çiftçiyim. Dedemin tarlalarını işliyorum.
mahsullerimi satmaya İstanbul'a gelmişim. Sen de bozuluktasın. Ama çok mutlusun orada. Hı. Okul bitmiş. Nagihan ablayı ziyarete gelmişsin. Sonra işte böyle İstanbul'da gezerken Eminönü'nde karşılaşmışız. Eminönü. Hı. Ama orada ayrılmıştık. Ya işte bu sefer karşılaşmışız. Hı. Ama birbirimizi tanımıyoruz. Yan yana geçmişiz. Sen yine cüzdanını düşürmüşsün. Sen de bulup bana getirmişsin. Evet. Sonra seni ilk gördüğüm anda ne kadar tatlı kız demişim. Onu bir daha görmeliyim. Görüştük mü? Görüştük tabii. Birlikte büyüdük. Tamamladık birbirimizi. Sonra? Sonra? Sonra evlendik. Ben seni gelin götürdüm çiftliğe. Yağmur yağıyor. Üşüyeceksin. Oyun bitti mi? Bitti. Ya. Hadi gidelim o zaman. Yarın akşam da buluşalım mı durakta? İş çıkışı. Ha? Ararım ben seni. Görüşürüz. Görüşürüz. Adam. Kendine dikkat et. Tamam mı? Tamam ama sen de edeceksin. Görüşürüz. Baba, benim anlamadığım bir şey var. Bu bakım evinin arazisi İstanbul'un en güzel yerinde. Biz niye oraya otel yapmıyoruz? Çok daha fazla kâr ederiz. Sen bu fikrinden ne zaman vazgeçeceksin? Babamla konuşuyorum. Benimle alakalı olan bir konuyu babamla konuşuyorsun. Sen bakım evinde vicdanını rahatlatacaksın diye biz milyon dolarlık kârdan mı olacağız? Sene sonu bakacağım. Anladım baba, anladım. Rüzgar, o bakım evi kalsın istiyorsan kâr ettireceksin. Ediyor zaten baba. Emin misin? O bakım evi benim zamanımda kazanabileceği en güzel paraları kazandı. Büyüdü, bugünkü sınırlarına ulaştı. Bu saatten sonra zarar etmesin kâfi. Ediyor maalesef. Düzelir. Kaldı ki benim oğlum aptal bir genç değil. O yaşlılardan birinin memnuniyetsizliği sektörde markamıza her anlamda zarar verebilir. Tamam artık. Konu kapandı. Ayrıca yemek masasında iş konuşulmasından hoşlanmadığımı daha önce söylemiştim. Beyler. Peki konuyu değiştirelim, iş konuşmayalım. Yeni gelen kızdan memnun musun? Daha bir şeyini göremedik. Yarın bakacağız.
Ada çok iyi niyetli ve altın kalpli bir kız anne. Kıymetini bilirsen sevinirim. Bu tabii hizmetçilerde aradığımız bir özellik değil. Bakım evinde işe yarar da evde biraz zor. Afiyet olsun. Ya kızım, sen de eve yeni girdin. Bir soluklansaydın keşke. Ya acıkmışsındır yenge. Oho, bizi düşünen yok. Sen yedin ya İsmail. Olsun. İnsan bir sorar, dayıcım bir şeye ihtiyacım var mı, dayıcım aç mısın diye. Ya kız tek başına her işe nasıl koştursun? Tamam canım, bir şey demeyeyim zaten. Of, böyle köş köş oturunca da vakit geçmiyor ya. Kız, ne zaman alacağım maaşı? Şöyle bir televizyon alalım ya. Kim lan bu saatte? Bilmem. İsmi gözükmüyor. Kamyoncu mu yine? Kamyoncu değil. Yusuf onun adı. Yani neyse adı gelmedi aklıma. Aç bakayım kimmiş merak ettim. Efendim? Ada, benim Rüzgar. İyi misiniz? Şu Mustafa denen herif... Sizi rahatsız etti mi diye merak ettim. Gerçi artık böyle bir şey yapabileceğini sanmıyorum ama. Yok, öyle bir şey olmadı Rüzgar Bey. Siz merak etmeyin. Ada, annem nasıl davrandı? Çok canını sıktı mı? Önemli bir şey değil. Öyle ev işi falan ben hallederim yani. Merak etmeyin siz. Bu benim numaram. Kaydet istersen bir sıkıntın olursa arayabilirsin. Tamam. Sağ olun. Ne o? Yönetim anlayışımız mı değişti? Yoksa bu kızı özel mi? Personelimizden anneme yem ettiğimiz herkesin arkasını kolluyoruz. Yönetim anlayışımız bu. Otur, otur, otur. Sen rahatsız olma. Ben çıkacağım zaten. Nereye? Dışarı. Annem yemekten sonra kimse çıkmasın dedi. Aile saadeti yapıyormuşuz. Annen emin ol ki benim çıkmamdan mutlu olur. Şu üvey kardeş edebiyatından sıkılmadın mı Mert? Koca koca adamlar oldu. Ben çok sıkıldım. Ama anneciğim sıkılmadı. Görüyor musun çocuğu? Gecenin bu saati bile hal hatır sormak için arıyor. Bir şeye ihtiyacınız var mı diye. Kızım, sen niye konuşurken öyle dedin? Ne dedim yenge? İşte şey dedin ya, ben ev işinden anlarım falan filan. Sen bakım evinde çalışmıyor musun? Ya Rüzgar Beylerin evine bir yardımcı lazımmış. Ümert Bey de sen gel dedi. Ben de tamam dedim. Ya hem onların o kadar yardımı dokundu. Ben de bir işlerini göreyim. Kimmiş Ümert Bey? Rüzgar Bey'in abisi. İyi yapmışsın kızım. E niye söylemedin? Anlat bakayım nasılmış ev? Büyük bir ev dayı. Ya öyle her odasını gezmedim. Ha. Bak bana soracak olursan... evin hanımının gözüne gir, orada kal. Hiç bakım evine falan dönme. Allah Allah. Ya sen ne karışıyorsun kızın işine? Nasıl istiyorsa öyle yapsın. Lan sen de dayı çakıl yok ha. Zenginlerin hizmetçilerini görmüyor musun? Nasıl rahat yaşıyorlar? Kızım, sade eskilerini verse bile dünya para. Hayır, ben onun iyiliği için diyorum yani. Yoksa bana ne? Sen böyle yerleri nereden biliyorsun ha? Üzümüye bağını sorma. Ne işimiz var bizim burada? Herkes bize bakacak şimdi. Hayır belli yani, ait değiliz biz buraya. Ya kızım sen rahatlasana. Resimlere bakıp çıkacağız. Ben resimlere bakıp ne yapacağım ya? Ya ben belki ileride ressam olmak istiyorum. Niye benim önümü kapıyorsun?
Hem değişiklik olur. Yani belki çevre yaparız. İnsanlar bizim yüzümüze bakarlar mı acaba? Niye? Biz insan değil miyiz? Hem nereden bilecekler bizim çulsuz olduğumuzu? Ben her ortama ayak uydururum. Sen yeter ki ayağımı basma. Yoksa ben her yerde dans ederim. Şu ortamda yaptığın espriye bak ya. Kızım ne yapalım? Özümüz bu. Fırça darbeleri çok sert. İlginç. Yani ressam burada sürrealizme göz kırpmış değil mi? Ay, ne yapıyorsun? Sanat açlığımı doyuruyorum. Ha bir de aç karnımı tabii. Burada gördüğün her şey beleş. Pardon. Teşekkür ederim. Gel. Bekliyorsun, yumulsana. Ağzın tadını da biliyormuşsun lan. Bayağı güzelmiş. Ya sen bu elbisenin parasını ödedin mi gerçekten? Yani ben şu an bayağı büyük bir şüphe içerisindeyim de. O elbisenin parası ödendi. Rahat rahat giyebilirsin. Okan. Aa, nasılsınız? İyiyim, sizi sormalı. Telefonunuza bir süredir ulaşamıyorum. Numaranız mı değişti? Şu bizim işle ilgili. Ben yurt dışındaydım. Daha yeni döndüm. İsterseniz yarın sabah haberleşelim ha? Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne oluyor? Okan kim ya? Niye Okan diyor bu adam sana? Acı hangi işten bahsediyor? Tamam karıştırma, boş ver. Gel biz inceden uzayalım ha. Yusuf Bey, biletinizi alabilir miyim? Buyurun, en ön sizin. Yüzün gülüyor. İyi misin? İyi görünüyorsun. Şimdi mi aklına geldim? Hayatını kurtardım. Ambulansı ben çağırdım. Nankörlük etme. Kapıyı açık bırakıp kaçıp gitmişsin Mert. Kaçmadım. Ben tantanayı sevmiyorum. İyi. Senin yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Git buradan şimdi. Hadi hayatım. Hadi ama. Mert anlamıyorsun galiba. Yüzünü görmek istemiyorum diyorum. Defol git buradan. Kapris yapma. Hadi söyle neye ihtiyacın varsa söyle. Senden hiçbir şey istemiyorum. Git buradan. Daha yeni geldim. Nereye gidiyorum?
Burada bu durumda olmamın tek sebebi sensin. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum, anladın mı? Mert, yorgunum, başım dönüyor, uyuyacağım diyorum. Niye anlamıyorsun? Git, başka zaman gelirsin. Bugün de uyuyacağım demiştin. Ağlıyordun da. Ne oluyor sana? Mert, beni deli etmeye mi çalışıyorsun sen? Bak, ciyak ciyak bağırırım burada, herkes buraya toplarım, görürsün. Ya niye laftan anlamıyorsun sen? İyi, tamam. Anladık, gidiyoruz. İyileşmişsin zaten, çenenden belli. Hastaneden çıkınca ara. Sevgilim, neredeydin? Aşağıda bankta oturuyordum, biraz hava aldım. O odadan çıkan adam kimdi? Tanımıyorum ben. Yanlış odaya girmiş o. Hatta yanlış kata gelmiş. Ters bir şey mi söyledi? Suratı nasıl? Yok canım, ne ters bir şey söyleyecek? Yani şaşkın adamın teki. Ben çok yorgunum sadece. Uyuyacağım biraz. Sen de uyusana. Sen de çok yoruldun. Hatta yanıma gelsene. Yok, ben iyiyim zaten, uykum yok. Sen rahat rahat uyu, dinle. Hadi. En azından dalana kadar. Hadi lütfen. Yusuf. 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 Yusuf.
Berç'i gördü. Yusuf'u gördünüz mü? Yok, görmedim. Yusuf adaya gitti. Yusuf Berç'i gördü. Beni bıraktı. Yusuf! 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 Yusuf beni bıraktı. Yusuf! 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 Hastanın fiziksel durumu iyiye gidiyor ama psikolojik durum açısından aynı şeyler geçerli değil. Bir tek siz geldiniz. Tek yakını siz misiniz? Evet, ben kalıyorum. Kantine kadar inmiştim, bu ara paniklemiş. Hastaneden çıktıktan sonra da ihmal etmemelisiniz.